Yeni bir videodan, yeni bir tırdan, yeni tırımızda ilk yükümden ve hatta dünyanın en büyük trak stavından cümleten selamünaleyküm. Normalde videonun girişini yaptım fakat kameraları ayarlamayı unuttuğum için bu videoya tekrardan giriyorum. Şu an sırtımda yük var. Ben yükü alırken falan çektim ama çok da içime sinmedi. Ben de tekrardan çekeyim dedim. Dünyanın en büyük trak stavına geldim. Burada bir mola verdim. Şimdi yanıma yiyecek içeceklerimi alacağım ve tekrardan yola koyulacağım. Sabah şirketimiz büyük attı. Öncelikle Iowa'ya, ondan sonra da Nebraska'ya gidiyor. Yükü Wisconsin'dan aldım. Ve yükü bırakmama şu anda 144 mil yolum kaldı. Birazcık erken varacağız. Orada bir trailer daha alıp sonra Nebraska'ya geçeceğiz. Orada da böyle 15-20 dakika mesafeli iki tane daha trailer taşıyacağız. Suyum var, içeceğim var, tarhanam, baklavam. Herhalde tamamım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan inceden tekrardan yolumuza doğru koyulalım. Bu öyle bir truck stop ki arkadaşlar. İçeride berber var, showroom tırları var, köpek yıkama yerleri, köpek temizleme yerleri var. Sanırım sağdan devam etmem lazım benim. Çıkış bu tarafta olması lazım. Ben niye burayı göstermiyorum sizlere? Bu videoya 10.000 like gelirse bir gün buraya gelip durup tamamıyla buranın videosunu çekeceğime söz veriyorum. Bugün normalde çok fazla yük çıkmaz ama şirket yük buldu. Şu anda da çok güzel de rate'i var aslında yükün. Bugüne nazaran yaklaşık 10.000 poundluk bir ağırlık var sırtımda. Çok da ağır değil. Bu arada ben önceki tırda şu prepes'in pilini değiştirmeyi unutmuşum. Aslında unutmamışım da pili bitmiş. Weight station'ların yanından gittiğimde bu uyarmıyor beni. Normalde bu sarı veya kırmızı geçiyor. Yoldayken sizi tartıyorlar. Bu da sarı kırmızı yanıyor. Sarı yanarsa devam ediyorsun. Kırmızı yanarsa kantara giriyorsun. Neyse çok şükür onu hallettik de. Şuradan inceden yolumuza doğru çıkalım. Bir önceki videomu izleyen bir arkadaşımız bana birkaç tane soru sormuş. Ben de bu arkadaşımızın sormuş olduğu soruları yolla cevaplayacağım. Gayet de mantıklı sorular bu arada. Ki videomuzda da ben aslında reefer kasa yapacağımı sizlere söylemiştim. Peki ya reefer kasaya ne oldu diye soracak olursanız, şu anda hazırda trailer olmadığı için ben tekrardan Amazon'a devam ediyorum. Zaten bırak al bırak al olduğu için Amazon, atıyorum reefer kasayı Kansas'tan, Dallas'tan bir yerden buldular. Ben oraya gidip kasayı takıp sonra da reefer'a devam edeceğim. Tekrardan böyle şirkete gelmeme gerek kalmayacak. O yüzden kasa bulunana kadar Amazon'da devam edeceğim. Baktım Amazon iyi gidiyor. İşler tekrardan açıldı. Birazcık daha reefer'ı bekletebiliriz. Çünkü Amazon bu tır işinin en kolay işi arkadaşlar. Şimdi kazanç kısmını da şöyle açıklayayım sizlere. Bir önceki videolarımda karışıklık olmuş. Benim yaptığım iş modeliyle diğer tırcıların yaptığı iş modellerinin kazançları aynı olmuyor. Şimdi oversize taşıyan var. O çok daha fazla kazanıyor. Açık kasalar var. Onlar farklı kazanıyor. Drivenler, reefer'lar onlar farklı. Amazon farklı. Ya tamam hemen hemen birbirine yakın ama şimdi siz dışarıda -30 derecenin altında ne bileyim tarp diyorlar burada. Branda atıyorsunuz falan. Bunlar zor işler. Onların da ona göre kazançları ekstraları var. Amazon'da bırak tak devam et. En basiti bu aslında. Ve tırcılığı öğrenmek için de en basiti bu aslında. İşin rate'ini falan ilerleyen saatlerde zaten sizlere söyleyeceğim. Şimdi bana İsmail Gündüz isimli bir arkadaşımız mesaj atmış Instagram'da. Ben de öyle DM'lerde gezerken görmüştüm. SS'ini aldım. Hatta buraya da açtım. İlk hafta için güzel bir kazanç. Kazanç hesaplanırken mil hesabı mı yapılıyor ya da nasıl yapılıyor demeye getirmiş. Şimdi mil hesabı benim yaptığım iş modelinde yapılmıyor. Yüzde hesabından çalışıyoruz biz. Atıyorum. Şimdi kafanızı karıştırmayacak şekilde şöyle söyleyeyim. 500 milden mil başı 2 dolardan bir yük aldım değil mi? Bu yük 1000 dolar arkadaşlar. Yani 500 mil gittiğinizde Amazon 2 dolardan şirkete 1000 dolar para ödüyor. Ben de bunun şoför olarak %28'ini alıyorum. Yani 280 dolar kazanıyorum. Ama rate mil başı ödenen 2 dolar. Bu değişkenlik gösteriyor. 2 örnek bir rakam. Bu 3 olabilir. 1.70 olabilir. 1.80 olabilir. 4 olabilir. Bu değişiyor. Bu da sizin şirketiniz ne kadar iyiyse, ne kadar eskiyse, ne kadar ceza ise vesaire vesaire. Bunda bu şekilde gidiyor. Ona göre de değişkenlik gösteriyor. Ve en büyük etken piyasa zaten. Piyasa düşükse azdan alıyorsunuz. Piyasa yüksekse çoktan alıyorsunuz. Özel günlerde bu rate'ler fırlıyormuş. Atıyorum sevgililer günü olur. Ne bileyim başka bir şey olur. Yakında sevgililer günü geliyor zaten 14 Şubat. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yük almaya giderken yapılan miller ne oluyor? Hesaba dahil mi demiş. Bunları daha önce cevaplamıştım ama kaçırmış olabilir arkadaşımız. Size tekrardan söyleyeyim. Yük almaya giderken yapılan miller benim yaptığım şu iş modelinde sayılmıyor arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü çok yakın mesafedeki yükleri almaya gidiyorum. Atıyorum ben buradayım. Buradan 15, 20 mil, 30 mil taş çatlasın mesafedeki yüklere gidiyorum. Çok nadir arada böyle 50 mil, 100 mil, 80 mil uzaktaki yükler almaya gidiyorsunuz. Eğer çevrenizde hiç iş yoksa. O yüzden bu sayılmıyor. Yani 50 mil, 100 milin, 30 milin parasını alsan da ne olacak? Ama diğer iş modellerinde sizin şirketle anlaşmanıza bağlı olarak bunlar sayılıyor. Driven'lerin yani driven dediğim trailer arkanda fabrika
fabrikalardan yük alıp boşalttığın yüklerde bunlar sayılıyor diye biliyorum. Yakıt ödemelerini sen yapıp işverenden sonra mı alıyorsun demiş. Hayır, işveren bana yakıt kartı verdi. Ben o kartı Lavs'ın uygulamasına yükledim. İstersen bu yakıt kartını Pilot'ta da kullanabiliyorum. Ama Lavs'la şirketimiz anlaşmalı olduğu için ben Lavs'a gittiğimde direkt app'ten yapıyorum. Hiç yakıt kartını sokmakla da uğraşmıyorum. Direkt şirketin hesabından çekiyor. Ben ilgilenmiyorum. Bu konulara da değinirsen güzel olur. Kolay gelsin. İyi hafta sonları demiş. Teşekkür ederim İsmail hocama buradan. Umarım sorularım da sizlerin kafasını aydınlatmıştır. Sizlerin de soracağı sorular varsa bana Instagram üzerinden böyle yazarsanız ben de arada bu şekilde cevaplarım. Hem de yolda muhabbet falan güzel olur diye düşünüyorum. Şu anda dediğim gibi Iowa'dayım. Iowa tamamıyla görmüş olduğunuz gibi kırsal. Çok fazla ağaç yok. Hep böyle arkadaşlar. Dümdüz. Yollar da dümdüz. Aşağıda Nebraska. Orası da bizim Yozgat'a benzetiyorum ben. Nebraska, Yozgat. Iowa, Amasya olabilir. Ne bileyim. Oraların biraz daha havasına benziyor gibi geliyor bana. Abi bir gün Türk restoranına gittik bir arkadaşımızla. Bir tane hanımefendi geldi, tamam mı? Kadın dedi ki, ne var dedik, işte bugün özel ciğer menümüz var, yanında zerzevat da geliyor dedi, tamam mı? Ben hayatımda ilk kez zerzevat kelimesini oradaki hanımefendinin kullanmasıyla kendi lügatıma katmış oldum. Zerzevat çok komik bir kelime değil mi abi? Onun haricinde bir şey daha söyleyecektim. Evet, tırımız yeni, 0, 1800 mildeydi aldığımda. Geçici registration taktık görmüş olduğunuz gibi. Önde plakamız yok. Bu 30-45 gün burada kalacakmış. Ben de 30-45 gün sonra Chicago'ya tekrardan dönüp inşallah onu taktıracağım. Fakat her Amazon'a girdiğimde, Amazon normalde kameralı sistemlerden sizin plakalarınızı görüp direkt otomatik olarak kapıyı açıyordu. Benim her girmemde şimdi plakayı tek tek okumam lazım olacak. O da birazcık zorlanıyor. Pi diyor, si mi diyor, öteki mi, beriki mi, biraz anlaşmazlık çıkıyor arada bir. Bu arada bu şirkette çalışmak isteyenler varsa bana ulaşabilirler. Ben de elimden geldiğince yardımcı olup açıklamaya çalışıp yönlendirmelerimi de yaparım. Haberiniz olsun. Evet, şu anda Amazon deposunun önüne gelmiş bulunmaktayım. Hava gerçekten çok güzel. Bu arada biz Iowa'nın diğer tarafının eyalet çıkışındayız. Ben şimdi buradan bir de dolu trailer alacağım diye hatırlıyorum. Dolu trailer alacağım için dolu trailer'ın bitiş zamanına kadar beklemem lazım olabilirim. Eğer boş trailer olsaydı direkt boş trailer'ı alıp devam ediyorduk. Sıkıntı olmuyordu. Ama dolu trailer'ı da ben burada bir 1-2 saat bekleyebilirim. İnşallah bekletmezler. Hazır olur ama pek sanmıyorum. Bir gidip görelim bakalım. Hello. The check-in. Do you know your license plate number? Yes, I know. Just a second, please. It is SPG4518 50. Okay, last four of you drop. 4-6-T. Alright, thank you. Thank you. Dayı kapatsana. Check-in'imizi yaptık. Orada numara yazıyordu. O numarayı aradım, o şekilde yaptım. Bazılarında konuşmanıza gerek kalmıyor. O da büyük ihtimal içerideki abi falan oluyor. Şimdi kaça koy dedi bana ya. 121 mi 131 mi dedi. Zaten burada güncellenir de buradan bakalım. Niye güncellenmedi? Heh, 131, tamam. 131. Neredesin bakalım? 131 tam da burası. 31'e geldik. 32'ye geldik. 33'ün ortasında durduk. Tamam. Kapağımızı bir açalım bakalım. Sanırım ilk kez bir videoda iki trailer arasına koyacağım. Bu arada ben üstüme yeşil şeyi giymeyi unuttum arkadaşlar. Onu giymekte fayda var. Tamam. Hadi bakalım. Ya abicim geldin, soluma yanaştın sen de ya. Sağıma. Tamam, düzledik abi. Tamam, şimdi öne verebiliriz. Geldik geriye. Şöyle biraz daha geleyim de. Şuradan hafif 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 hafif. Heh, gir artık. Heh, tamam. Kontrollerimizi yapalım. Trailerimiz düz. Tamam, sıkıntı yok. Düz, okey. Şimdi şunu bir sökmem lazım abi. Bu çok şey ya. Normalde bunu buraya oturtmam lazım. Tamam. Şu an tam oldu gibi yani. Biraz daha. Allah. Tamam. Okey gibi. Düşmez değil mi bu? Heh. Tamam. Demirimizi çekelim. Allah. Ayağımızı indirelim. Lan oğlum. Şey, köleler.
Hadi. Tablolar tamam, bu tamam, o tamam. Şimdi saat bu yük 6'da da hazır olabilir, 6.30'da da, 7'de de. Bobtail park yerinde park ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anki bekleme süre zarfımızda gideceğiz, bir yemeğimizi yiyeceğiz. Gideceğiz dediğim, tırın içinde yemek yapıp yiyeceğim. Bu arada baklavayı bir gömdüm yolda. Ben şöyle hafiften tırı temizlerim. Her gün kompresörü kullanıyorum, yerleri süpürüyorum. Hoşuma gidiyor, ne bileyim, böyle ilgilenmek. Hadi o zaman yükümüz hazır olana kadar biz de inceden yemeğimize başlayalım. Şurada benim konserve gıdalarım olacaktı. Bunların arasından bir bakalım nelerimiz var, neler yok. Meyve suyumuz varmış. İçeriz. Bir meyve suyu daha. Şöyle bir taze fasulye var. Olabilir. Nohut. Barbunya mı bu, ne bu? Fasulye plaki. Barbunya ne alaka ya? Bu da fasulye. Patlıcan diye bir şey varmış burada. Bu da olabilir. Barbunya. Heh. Barbunya bu. Tamam. Barbunya farklı bir şey değil mi diyor? Bir barbunya daha. Bir barbunya. Patlıcan. Abi nerede o? En sona kalmış. Biliyor musunuz? Yaprak sarması. Ya şu anda pilav milav yapmak birazcık zor geleceği için ben de dedim ki yaprak sarmasını şöyle bir yoğurda bana yeriz. Tadını çok merak ediyorum. Nasıl bir şey acaba? Evet. Bir açalım bakalım tadına da. Beğenmezsek diğerlerinden gömebiliriz. Oo. Kokusu güzel duruyor. Yaprak sarması gibi kokuyor. Bu ne la? Yani çok bilemedim ama yoğurtla kayar. Tam da benzemiyor da yoğurtla kayar. Şurada benim ekmeklerim vardı. Bu yarım yarım ekmekler. Bunları ısıtıp gömebilirim. Yoğurdumuz buradaymış. Evet, ben şöyle bir yemeğimi gömeyim. Yemek hazırlayalım dedim ama sadece ekmeği ısıttım, koydum buraya. Onun harici bir şey yapmadım. Yoğurt, sarma. Çok aç değilim. Uğraşmak istemiyor insan bazen. Gerçek samimi söylüyorum. Normalde pilav yapıp yanında da barbunya falan bir şey gömecektim ama dedim ki şunu yiyeyim, şimdilik beni idare etsin. Okey. De göbeği eritmemiz lazım. Evet, pick-up'ımız hazırmış arkadaşlar. Ben de az önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir yandan da Fenerbahçe'nin maç özetini izliyordum. Arkadaşıma dedim ki yani bu pick-up iptal olursa ne olur? Çünkü dolu trailer. Boş trailer iptal olursa sıkıntı yok. Abi işin komple gidiyor dedi. Yani buraya kadar getirdiğimin parasını alıyorum büyük ihtimal. Ondan sonrakini alamıyorum gibi bir şey olacak sanırım. İnşallah denk gelmez bize. 129 numaralı Duck'tan trailer'ımızı alalım bakalım. İptal olmamız çok iyi oldu. Bu arada Amazon'da böyle durumlar varmış arkadaşlar. Böyle yük iptalleri falan olabiliyormuş. Mesela çok güzel rate'i var diyorsunuz. Gidiyorsunuz. O diyorsunuz iş çok iyi falan. Hiç daha işe başlayamadan iş iptal olabiliyormuş. Şu arkanın ışıklarını da açayım. Tamam. 522-0389. Tamam. Doğru trailer. 522-0389. Tamam. Şu an iyi gibi. Girdik altına. Tamam, oturduk. Alalım öne. Allah, öne gitmiyor. Tamam. Şunu kapatalım. Bu çok basit oturuyor ya. Kayıyor baksanıza. Orada bu kadar giriyor herhalde. Işıklarımız yanıyor. Tamam. Tekerlerimize bakalım. Oo, hava soğumuş. Demir oturdum, ona bakmadım ya. Şöyle ağırca. Allah, ben ayakları kaldırdım mı lan? Allah'tan ayaklar hafif kalkıkmış. Tamam. Şurada kapaklarımızı kapatalım. Birkaç fotoğraf daha atalım. Ama ondan öncesinde şunu bir giyeyim. Bunu giymeyi unutuyorum. Böyle bir tişört yaptıracağım kendime. Full onunla takılacağım. Eldivenin tekini orada mı düşürdüm acaba ya? Işıklarımız güzel, tekerler güzel, eldiven güzel. Eldivenimin teki, aha gördüm. Şu eldivenimin teki olması lazım, koş. Ya 10 çift eldivenim var ama bunu çok sevdim ben niyeyse. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam, ışığımızı söndürelim. Ayağımıza ışığımızı verelim. 10 numara. Hazır mıyız? Evet, fitesi atmadan tır gitmez. Fitesimizi atıp yolumuza çıkalım. Bu arada burada 5-10'la gitmek lazım. Ben biraz basıyorum ama Amazon'un içinde. Şimdi burada checkout yaparken büyük ihtimal benden plakayı isteyecekler yine. Oh. Şükür. Çayımız bir soğumuş mu? Bakalım. Bu görmüş olduğunuz bardak böyle bir 7-8 saat sıcak tutarız falan bir şeyler söylüyorlardı.
Çayımız soğumamış arkadaşlar. Hala sıcacık. Abi çok zevkli ya şu tırı sürmek. Bilmiyorum da. Kocaman ya, böyle kavruyorsun direksiyonu. Bu arada ben size bir şey anlatmayı unuttum. Ben tırdan indim. Tırımı değiştirdiğim zaman arabaya bindim. Size bak, yalanım varsa neyim. Araba var ya, o kadar küçük. Böyle Tywin Lannister gibi hissediyorum. O kadar küçüktü ki direksiyonu. SUV bir de benim arabam. Yine yüksek yani sedanlara göre. İnanılmaz derecede küçük geldi böyle. Acayip tribe girdi. Bir ara araba yeteneklerimi falan kaybettim sandım. Arkadaşım dedi ki 1-2 ay sen bir tırda çalış. Sonra dedi araba park edemeyeceksin. Tamam. Arkadaşlar benim 157 mil daha yolum var. Buradan sonra ne yapacağız onu söyleyeyim sizlere. Dolu trailer'ı koyacağız. Devamını ben de bilmiyorum. Bunu koyduktan sonra boş trailer alacağız. Onu da yaklaşık böyle 10 dakikalık bir mesafeye götürecekmişiz. Anan 10 dakikalık bir mesafeye. Bu doluyu koyup boşu alıp 12 dakikalık mesafe. Şu an sırtımdaki yük de 11.700 pound civarı olması lazım. Yine çok ağır değiliz. Amazon'daki genel yükler bu şekilde. Evet, saatlerimiz 9.43 geçiyor ve Amazon'un facility'sine 2.7 mil uzaklıktayım. Hemen hemen geldim diyebilirim. Yol gayet keyifliydi çünkü dümdüz yoldu. Tırı cruise kontrole koyduktan sonra ben de rahatlıkla maç özetlerimi falan filan izledim yani. Şuradan bir dönelim de şöyle mesini geniş aldık mı? Tamam. Şu anda Omaha'dayız. Omaha biliyorsunuz Omaha Poker'in bulunduğu yer. Hatta o dede var ya bir tane, Asa Masa, o da Omaha'lıymış arkadaşlar. Bu bilgiyi de buradan sizlere aktarmış oldum. Az önce Türkiye'den bir arkadaşla konuştum arkadaşlar. Benim 15 yıllık arkadaşım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan böyle konuşurken. Dedim ki kanka sana bir soru soracağım. Sen dedim şu anda, arkadaşım da dedi ki kanka 40 hissediyorum. Kendisi benle yaşadı, 27 yaşında. Sen dedi, ben dedim 22-23 gibi hissediyorum kendimi dedim. Ne dediğini söyleyeyim mi de sana dedi arkadaşım. Söyle dedim. Çünkü yaptığın şeyi zevk alarak yapıyorsun dedi. Ben burada çok fazla emeğimin karşılığında alamadığım için, zevk alarak yapmadığım için de bir bıkkınlık, usanıklık geliyor dedi. Ki aslında çok da doğru bir noktaya değindi. Şimdi arkadaşlar buradan mı döneceğiz? Bir saniye. Abi Amazon burası. Hah, tamam, oradan tır mı geliyor ya otobüs geliyor. İnşallah doğru yerden girmişimdir. Ha, solunda kalıyor. Ha, bura kapısız. Kapısız. Evet. Demin demek istediğim buydu. 7-8 daktorlu boş trailer olmayabilir dediğim olay buydu. Ben umarım tersten girmemişimdir buraya da. Şimdi ben burada bir saat milleti arayacağım. Oradaki görevli abiyi arayacağım. Genelde orada olmuyorlar. İçeri gidiyorsun, debeleniyorsun falandı filandı. Bakalım tırımızı şöyle koyalım şuraya da. U atarım büyük ihtimalle de rahat rahat park edeyim. Şöyle çekeyim. Ben de hemen içeri girip tak numaramı falan öğrenip geliyorum. Arkadaşlar 104 numaraya koyup 109 numaradaki trailer'ı alıp onu da hemen bir 10 dakika götüreceğiz. Sonra da işlemimizi tamamlayacağız. Çok güzeldi. Direkt girdim. Tıklatır tıklatmaz kapıyı açtı bir tane ablamız. Hemen laboya da girdim. Orada güzel oldu. Bunu da söyleyeyim buradan. Tırcıyız şimdi. Ayıp olmaz. Şimdi şunu 104 numaraya bırakalım. 104 burası. Trailer'ımız düzlenmedi. Güzel. Sıkıntı yok. Ayarlayacağız bir şekilde. 106'dayız. Verdik sağa. Buradan da verdik sola. Bir bakayım da biraz daha şöyle, hatta çapraz vereyim. Biraz mesafem olsun. Tamam. Ayarlayamadım bazı şeyleri ama inşallah güzel olacak diye temenni ediyoruz. Evet, tamam. Sıkıntı yok. Biraz yakın girdim. Çünkü trailer'ım düzlenmedi hiç. Şöyle geldim. Tamam. 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 Bakalım. Trailerimiz düz. Sıkıntı yok. Kablolarımızı sökelim. Ayağı indirmeyi unutmayalım. Ayağı indirdik. Demiri çektik. Kabloları söktük. Fotoğraflarımızı çekelim. Tekerlerimizi de çekelim. Bu niye önemli? Bir gelseniz bunu kırabilirsiniz. Ya burada bayağı mesafe var. O demir buna oturmuyor. 40 yıllık tırcı gibi anlatıyorum ben de. Tamam. Sıkıntı yok. Bakın. 4 parmak. Allah. Demir oturmuş. Ayağa kaldırdık. Kablolar tamam. Yavaş yavaş çıktık. Kapılarımı kapatacağız arkadaşlar. Şurada 2 dakika durup bir dörtlü yakıp. Şöyle sökülüyormuş, tamam. Boş trailer. Set.
Bu arada boş trailer olduğu için mühür vurmamıza gerek yok. Lambalarımızı da kontrol edelim buraya gelmişken. Kaçıncı adımdayım şu an sizce? Trailer daha bitmedi. Bunun son 4 rakamı ne? GV24-00-259. Arkadaşlar 4.4 milmiş. Ben de 10-15 mil bir şey sanıyorum. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim bu yükümüzün son drop-off'u olacak. Sonrasında da size ne kazandığımızı, rate'imizin kaç olduğunu söyleyeceğim. Arada böyle videolar çekerken rate'leri söyleyeceğim sizlere. Sakınca olacağını düşünmüyorum. Hava da bu arada 44 Fahrenheit'e kadar düştü. Buradan bir soldan girelim. Soldan mı gideceğim? Abim harita. Bakalım nasıl bir facility bizi bekliyor. Göreceğiz. İnşallah kapıda güvenlik vardır da uğraşmam. Hemen oradan çekinimi yapar. Boş trailerimi bırakırım. Sonra da size gereken bilgi birikimimi aktarırım. Ama bugün fark ettiyseniz bayağı bir yol geldik. Çok şükür üzerimde bir yorgunluk yok. Güzelce şöyle tırda uyumak istiyorum. Bir gün sizlere tır camping falan filan diye bir video da çekmek. Tırda uyku nasıl? İşte akşam yemek yaparız hep beraber. Güzel olur diye düşünüyorum. Amazon burasıymış. Ha, tamam. Amazon burası. Tamam, burası büyük. Sıkıntı yok. Şuradan bir dönelim bakalım. Tamam. Main entrance, drop and pickup truck entrance. Tamam. Zaten karşıda tırlar var. Tamam, kapı güvenliğimiz de var. Sıkıntı yok. SPG451850 NRJS. Thank you. Amazon bakın benden fotoğraf istedi arkadaşlar. Selfie çek diyor şu anda bana. Çekelim abi. Bir saniye. Selfimizi bir çekeyim. Tamam. Benim ben olduğuma inandı. Şimdi güncellen. Tamam. 851. Şimdi 851 solda mı olur sizce? Soruyorum. Ben hislerime güvenerek solda demek istiyorum arkadaşlar. Bir soldan girelim bakalım. Şuradan anlayacağız. Burası 1125 mi? Oha! O zaman bu facility bayağı büyük. Bayağı büyük. 851 tam şu iki trailer'ın sağında kalıyor. Yok, solunda kalıyor. Kavram ne oldu lan bana? Şimdi oraya nasıl gireceğim ben? Dur bakalım bir şey deneyeceğiz. Farklı stilde park yapmayı deneyeceğim. Burası dock olmadığı için kapıyı açmaya da gerek yok. O zaman sıkıntı da yok. Aynen 851 tamam. Şimdi 852 51 burada. Tamam, önümüz açıkmış zaten. Şuradan dümdüz versek ne olur ki? Trailer düzelene kadar var ya. Abo! Tamam, bir tık daha düzlesem güzel olur. Tamam, 10 numara. 851 tamam. Lan bu ne ha? Aha bileğim. Abi bu niye çok basit çıkacak gibi duruyor ya? Tamam. Ayrılık acısı. Allah, tutturduk. Kapağı açmamıza gerek yok. Fotoğraflarımızı da çekelim. Tamam, tamam. 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 Evet, drop off'umuzu yaptık. Her şeyimizi ayarladık. Artık hesap kitap yapma zamanı geldi. Şimdi bu yük Wisconsin'dan başlıyor. 4 tane stop var. Zaten hepsini detaylı detaylı sizlere gösterdim. Omaha, Nebraska'ya geliyor. Kaydırdığımızda 525 mil solo bir şoför için görüyorsunuz. Devam ettiğimizde rate'imiz $2.32. Gayet güzel bir rate şu anki dönem için. Totalde $1,219 şirket para kazanmış. Hemen kendi alacağımı hesaplayalım. 1219 çarpı 28 eşittir bölü 100 dediğimde benim kazandığım tutar ise $341.32. Videomuz buraya kadardı. Halimden gördüğünüz gibi yoruldum şimdi. Çok da yorulmadım aslında. Kendimi hala iyi hissediyorum ama güzel bir uyku çekip sabahta sağlam bir kahvaltıyla günüme tekrardan başlayıp devam etmeye çalışacağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kafam ağrıdı kamerayı şapkada taşımaktan. Bu yüzden bir like ve beğeni alırım. Ve sizler için 3. kamerayı da hem burada kullanıyorum hem de burada kullanıyorum. Parklar daha güzel görünsün.
seyir zevkimiz de yüksek olsun diye böyle bir şeyler yapayım dedim. Bir sonraki videolarda inşallah daha iyilerini elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şunu yap, 3 gününü çek, bilmem ne falan filan bir şeyler yazarsanız ben de o yorumları dikkate alarak elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.